Müjdat Gezen ve Uğur Dündar bizimle birlikte olacaklar. Abi kardeş programa katıldılar ve çok güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. İkisi aynı koşullarda neredeyse büyümüşler. Biri gazeteci, biri tiyatrocu olarak hayatlarını sürdürmüşler. Ve Vefa Lisesi'nde yolları kesişmiş. Sonrasında da dostlukları devam etmiş. Bugün de hala dostlukları devam ediyor. Gayet güzel abi kardeş yaşayıp geçinip gidiyorlar. Evet, onlarla çocukluk anılarından, gençlikten başlayalım diyeceğiz. Bugüne de geleceğiz ama önce bir merhaba diyelim. Bir merhaba diyelim. Evet, Müjdat Gezen, Uğur Dündar, hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın, günaydın, iyi Günaydın. pazarlar. Ne güzel sizi abi kardeş bir arada görmek. Abi demeyelim de ona yani. Namın tabii yaşamı müsait değil. Vefa Lisesi'nden başladı arkadaşlıkları diyor. Çok gerilere gidiyor. Likya Kırılamita, pardon, Karagümrük Ortaokulu. O yıllardan başlıyor. Daha da eski, daha da eski. Namık 50. sanat yılımı kutluyordum ben. İşte armağanlar işte o zamanki validen işte büyüklerden şundan bir armağan geldi efendim. Cici bir kız televizyoncu ben tanımıyorum asistanlığındanmış bilmiyorum. Efendim Uğur Dündar Bey'in gönderdi dedi. Bu kadar nasıl göstereceğim şimdi o sığmaz ekrana. Şu kadar Abi ne bir çıktı o kadar? plaket böyle. Üstünde hiyeroglif var. Bildiğimiz hiyeroglif yazısı. Oo. Ve Müjdat yazıyor. Yaptırmış ünal Hayır. olarak. Onu O yazacak ustayı nereden bulmuş? ya bulmamış ki. O bulunmuş kazılarda bulunmuş. Kazılardan çıkmış. Abi bana öyle gönderdi o. Hala benim ödül dolabının en başında o durur Ne ya. güzel. Çok çok şirin bir Ne şeydir. güzel. Birebir yapılmış bir şeydir ya. Ne güzel. Karagümrük Ortaokulu var. Beraber Karagümrük okumuştuk Ortaokulu. ayrı sınıflarda. Vefa Lisesi var. Beraber okumuş ayrı sınıflarda. Fakat Uğur okulun içinde çok seçiliyor. Bir gün benim yan komşum Bahattin'le hemen onun yanında oturan Ataman Uğur'la aynı sınıftalar. Ben Fatih Tarık'a Şerif'e giderken Kız taşından geçiyoruz yürüyerek tabii. Uğurlar da bir köşeye takılıyorlar. Ya dedim Ataman, Bahattin bu çocuk kim dedi? Uğur Dündar ya dedi. Ama daha lise öğrencisi, sen kimse tanımıyor bizi. Ondan sonra dedim ya biz aynı okuldayız. Fakat hiç sonra Vefa'nın boza günleri yapılmaya başladı. Kemal Sunal, Uğur ben, Allah rahmet eylesin. Artık hiç ayrılmaz olduk. Bu dediğimde gene ha ondan evvel tabii şey var. Lakaplarınız Biz de neydi? efendim. Lakaplarınız neydi? Yalnız Uğur Dündar'ın Akören köyünde Amerikalı diye şey yapıldığını biliyorum. Nerede? Amerikalı, Akören köyünde, annesinin köyünde Amerikalı diye biliyorlar onu. Amerika'da da Amerikalı diye bilenler vardır. Namık, Orada Namık. bir Orada. Hakikaten Müjdat'ın söylediği gibi Vefa bizim her şeyimiz. Şimdi Ama elinizden gidiyor ama. Elinizden hafta gidiyor. içinde evet. Sultan Beyazıt Vakfı'na devrediyorlar. Yok, o doğru değil. Bizim bir derneğimiz var, Vefa Lisesi Mezunları Derneği. Onun başında hayatını Vefa'ya, liseye adamış. Şahane, yani bir çalışkanlık, sadakat, dürüstlük simgesi. Hakkı Baliş diye bir dostumuz, arkadaşımız başkanlık yapıyor. Fırlandı. Onun bize verdiği bilgiye göre Vefa Lisesi 1872'de kurulduğu için Müjdat bilir çünkü kurucusu İlk lisenin. Kurulduğu mezunlardan. için tarihi binalar tabii bunlar. O nedenle bizim binamız Vakıflar Genel Müdürü envanterine kaydedilmiş. Yani herhangi bir vakfa vesaireye Devir değil. yok. Devir yok ama biz okulumuza sahip çıkıyoruz. Okulumuzu hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Şu anda da ben inanıyorum ki başta Hakkı Bey olmak üzere bizim değerli vefalı kardeşlerimiz Fırat var, Fatih var, Niyazi var, Saadettin var,
Onlar isimlerini unuttum olabilir. Meteondan da var sanıyorum. Hepsi okulları için yürekleri çarpan çok değerli insanlar. Siz zaten Boza günlerinde hiç... Beyoğlu'ndaki Vefalılar Evi açılacak inşallah. Eğer bu programı Vefa Lisesi'nden mezun olup da iş güç sahibi, daha doğrusu mali durumu iyi olan arkadaşlarımız, dostlarımız varsa... Böyle günlerde biraz okullarında düşünsünler derim. Hep bu arkadaşlarımız çırpınıyor çünkü. Evet. Hakikaten öğrencilerimize burs bulma konusunda çok zorlanıyoruz. O nedenle ben bu anonsu da, bu çağrıyı da yapmış olayım. Boza günlerini de hiç kaçırmıyorsunuz. Hiç kaçırmayız. Vallahi ben samimi söylüyorum, şu anda Vefa Bozacısı gözümün önünde tütüyor Namık. İstanbul'a geldiğimde belki sabaha kadar hiç uyumayacağım, şehri dolaşacağım. Çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği yerleri dolaşacağım. O kadar özledim İstanbul'u. Vefa'yı, Fatih'i, sevgili Müjdat'la oturup sohbet etmeyi, diğer arkadaşlarımla buluşmayı, Samatya'da işte bir şeyler yiyip içmeyi çok çok özledim. Yapacağız Uğur'cuğum. Müjdat abi... Pandemiyi nasıl geçirdiniz? Yani bu şey, siz özgür yaşarken birden böyle eve kapanıp kalmak ve bildiğim kadarıyla resme de başladınız. Başladınız mı? Eskiden de yapar mıydınız? Yapardım eski. 3 tane sergi de açmıştım. Ben yazın 12-13 tane resim yaptım. Geldik kışlık eve. Kışlık eve geldik fakat 11 ay geçti aradan. Ben 2 tane oyun yazdım. Bu arada 4. kitabımı bitiriyorum. İlk kitap çıktı. Çocukluğuma bindirdim tramvaya. Elindeki galiba. Tamam. O ilk baskısı olması lazım. Şu güne kadar 4 baskı yaptı. Çok güzel gidiyor. Bu trilogya, üçleme bu. Bu Uğur Dündar'ın ön sözüyledir. Hatta Uğur bana dedi ki, ön sözü yazdığım için satış yüksek oldu dedi. Bunun ikinci kitabı normal olacak kadar anormal değilim. Güzel isim. Uğur bunu çok seviyor. Uğur bunu telefonda dedi ki nereden buluyorsun bu isimleri kitaplara dedi. Dedim atıyorum yani ne yapayım. Tiyatrocu oyun ismi bulmakta filan da biraz eskiden çalışırdı. Üçüncü kitap Kendine Yalan Söyleme. Bu trilogya bitiyor. İkincisi Mayıs ayında baskıya giriyor. Bir tane bağımsız bir kitap yazdım. O da deveye sormuşlar. Deveye ne sorarlar? Niye boynun eğri? Şimdi diyorum ki ben de Müjdat'a sormuşlar niye belin eğri diye. Tamam mı? Bel fıtığından demiş bu. Ama sadece bel fıtığından dolayı eğilirim. Başka da hiçbir gücün önünde eğilmem diye de devam ediyor yazın. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet bu... Üretkenliği arttırdı mı 65 yaş kısıtlaması? Ben 65 artı peki bu pandemi döneminde? Sevgili Namık, ben de boş durmadım tabii. Değerli abim Müjdat'ı örnek alarak ben de bir kitap yazdım. Biliyorsun inan kardeşim kazanacağız. O da çok sattı. Gelirini de Vefa Lisesi'ne aktardık hemen. Şimdi yine bir kitap üzerinde çalışıyorum. Tesadüfen isimleri de... çatışabilir Müjdat'ın kitabıyla. Ben de şöyle düşünüyordum. Aynalara yalan söylenmez. Bu senin hep sık tekrarladığın bir söz vardır. Hani sabah aynaya baktığında yüzünü yıkarken evet, karşındakiyle hesaplaşabiliyorsan evet, mesele hallolmuştur. Bir de hayatım boyunca o aynaya bakarken içinden tükürme duygusu geçmeyecek Namık. Bunun yanı sıra ben günde yaklaşık 8000 adım yürüdüm. Bu arada bir hesap yaptım. Geçen sene Mart ayında kapanmıştık evlere. Ben gönüllü karantina başlatmıştım. Bir örnek oluruz topluma diye. Bütün ihtimalleri hesapladım. Bol bol indirim yaptım. Şu ana kadar Ankara'ya 2 kez gidip gelmişim. Ve Türkiye'yi de bir baştan bir başa yürümüşüm.
Yani attığım adımlar ve kat ettiğim kilometre hesabıyla böyle bir hesap çıkarttım. Ankara'ya iki kez yürüyerek gidip gelmişim ve Türkiye'yi de boydan boya yürümüşüm. Yani. Eskiden beri yürüyüşte iyisindir. Bir de yüzmede. Güzel, bir gün Bodrum'dayız Uğur'la. İskele'de benim öğrencilerim var. 48 kişi. Uğur abi yüzecek. Tabii eski can kurtaran Uğur. Tabii. Onu seyredelim diye. Bir cey kattı böyle. Vah diye atladı gitti. Biraz sonra peşinden bir kişi daha atladı. Fakat Uğur'a yetişemiyor. Ama yetişmesi de lazım. Yani en yakınında olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Vereyim mi ismini Uğur? Tabii. Ver. Verme. Pırlant tabii çocuktur yani. Pırlant'ta kardeşimiz. Arabasını kullanır, yanındadır, omuzunun başındadır. Sağa bakar, sola bakar. Yani şeydir yani Uğur'u her türlü korumayı kendine... Tahmin ettim gibi. Haz edinmiştir çocuk. Evet. Fakat tahmin ettiğim. Ailemizden bir birey gibi o kadar yakınımız kardeşimiz. Tahmin ettiğim kişi mi acaba? Abi fakat iyi de yüzüyor. Uğur nokta gibi kaldı. Bizimki hala sahillerin civarında. Bana dediler ki hocam Uğur abiyi göremiyoruz ama sonra atlayan arkadaş buralarda. Dedim ki ikisinin farkı şu. Biri hakikaten çok iyi korumacı bir çocuk. Uğur da çok iyi yüzücü. Onun için de oradaki ufak fark oradan kaynaklanıyor. Uğur bence uzun boyunu sadece babadan almıyor. Yüzme çok boy uzatan bir spor. Evet. Ben de çünkü yüzmesini de yürümesini de bildiğim için o bir evet. adım atarken ben iki adım atıyordum. Müjdat'ta da yüzmeyle ilgili bir anımız var. Ben TRT'de ilk yıllarda çalışıyorum. İşte olimpiyatlar yapıldı. Türk televizyon tarihinin ilk olimpiyat naklen yayını biliyorsun. 1972 Münih Olimpiyatları. Ve eski bir can kurtaran olduğum için Allah rahmet eylesin ekip şefimiz Arman Talay ve Güneş Tecelli yüzme yarışlarını anlatmayı bana verdiler. Ben de çok şanslıymışım ki Mark Spitz gibi o yıl rekor üstüne rekor kıran muhteşem bir yüzücünün yarışlarını anlattım. Dönüşte Müjdat bir parodi yapıyor TRT'ye. Yüzme antrenörü, tamam mı? Böyle dalgıç elbiseleri, maske, şnorkel, palet. Havuz başında. Mark Spitz'i gösteriyorlar ona. Nasıl buldunuz diye. Fena değil. Bu çocukta ümit var. Gelecekte iyi olacak diyor. İstidatlı. İki tane madalya var altın. Altı madalya mı almıştı Mark Spitz? Yedi altın. Bir de bir şey söyleyeceğim. İlk defa Türk halkı performans sözcüğünü Uğur'un ağzından orada duydu. Mini olimpiyatlarında. Tecelli'de hakikaten azizim çok güzel sundun ya. Güneş Tecelli'nin bir anekdotunu anlatmak isterim. Şimdi bu program sunuyor. Program sunuşu sırasında bunun eline kağıtlar geliyor. Sevgili seyirciler, az önce oynanan Galatasaray Göztepe maçında işte Galatasaray 1, Göztepe 1 diyor, programa devam ediyor. Cenk Koray demiş ki rahmet, ya Güneş bir maç bu ya. Çıkmadan evvel sana söylüyorlar. Galatasaray 1, Göztepe 1 diyeceğine bunu ezber. Haklısın azizim ya demiş. Bir maç zaten azizim. Onu ben söylerim demiş. Ondan sonra çıkmış. Efendim az önce sonuçlanan maça göre Fenerbahçe 2, Ankara Gücü 0 deyince kulakta, daha doğrusu Beşiktaş 3, Karşıyaka 2. Böyle bir şey olur mu ya? O bir maç ya zaten. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.
Çok, kim nur içinde yatsın? Güneş abi. Güneş sağ değil kaybettik, mi? Kaybettik Güneş abiyi de maalesef. E sen dedin ki gittim İzmir'e giderken uğradım ona, evet, gördüm. Evet, ondan sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin.